1670'li yıllardan sonra Mısır'a gidiyor. Bak, seyirciler soruyorlar, gezecek parayı nerede buluyor diyorlar. Gezecek parayı, dedi ki biraz önce, çeşitli paşaların paşaların yanında gidiyor. Çünkü hoş sohbet birisi olduğu için herkes bunun yanında görmek istiyor. Ayıp olacak ama şaklaban mı? Şaklaban değil. Yani kendisi 4. Murat zamanında diyor ki mesela, bu 4. Murat kederlendiği zaman diyor, beni çağırırlardı diyor. Ben padişahımın kederlerini unutturdum. Anlattığım hikayelerle vesairelerle, şunlarla bunlarla. Tabii aynı şekilde, tabii ne kadar kurgu, ne kadar gerçek onu bilemiyoruz. Eşkıyalar bile Evliya Çelebi'yi görünce, vay Evliya gelmiş diyorlar. Katırcıoğlu çağırıyor, gel Evliya diyor. Oturuyor eşkıyalarla sohbeti diyor. Yolda giderken bir paşayı... Eşkıyalar deme, eşkıyada. Paşayı görüyor. Zaten Cem'de çoğu. Paşayı görünce paşaya takılıyor. Onunla birlikte başka bir yere gidiyor. Ama o dönemin şartları içerisinde. Yani biz... Niye geziyor bu adam? Merak ediyor. Meraklı, heves var adamda. Yani çünkü dediği şu seyahatnamesinde, dedemi babamdan diyor ve dedemin diyor şeylerini dinledikçe, gezdiği gördüğü yerleri diyor. Yani merak ettim oraları diyor. Ben de diyor fırsat buldukça gezdim diyor. Ha. Ve burada tabii şey şu, o dönemin şartlarında seyahat etmek kolay bir hadise değil. Yani her mevsimde seyahat edemiyorsunuz, geceleri seyahat edemiyorsunuz. Büyük gruplar halinde gezmeniz lazım. Tabii aileden de varlıklı birisi. Mesela yanında 8 tane kölesi var hacca gittiği zaman. Ve paşalara da kapılandığı için, yani paşaların kapı halkından olduğu için. Ne demek o? Yani bir paşanın kapı halkı vardır, binlerce kişi, adamları. Bir paşanın adamı oluyor. Ha, ona kapı halkı mı diyor? Kapı halkı deniliyor ona. Ve bu sayede gezebilmiş. Yani çeşitli yerlere görevli gitmiş. Mektup götürmüş. Ferman götürmüş vesaire götürmüş. Burada tabii... Gezdiği coğrafyanın şeyi yok. Cem Bey soruyor, seyahatnameden başka eseri var mı? Şakaname isimli bir kitabının olduğu söyleniyor fakat mevcut değil. Neler var hocam? Yani bilemiyoruz. Benim bildiğim başka kitabı yok. Var mı hocam senin? Yani seyahatname yeter. Seyahatname yeter. Yeter yetmez. Şey yani Şakaname isimli bir kitap. Haritaları var efendim. Yazdığı söyleniyor. Ama o şey değil. Mesela burada bir harita vardır şurada. Evet. Tabii gezdiği yerlerin, bundan önce Evliya Çelebi Atlası yayınlandı. Bu atlasta gezdiği yerler çıkarıldı. Mesela buradan şöyle gösterirsek gezdiği coğrafya ortaya çıkar. Hocam şöyle tutun. Of, nasıl anlaşılıyor. Belirgin. Kim basmış bu? Ne kadar net. Yok, uzak. Bu rengi çok aradılar herhalde. Yani şu gördüğümüz şehirlerin hepsi Evliya Çelebi'nin gezdiği coğrafya. Rumeli vesaire. Yani şöyle diyebilirsiniz. Orta Hiçbir Avrupa, şey anlaşılmıyor herhalde. Hatta bir rivayete göre Amsterdam'a kadar batıda, doğuda İran, Kafkasya, güneyde... Hocam sesiniz geldi, yapmayın. İbrime, yani Sudan taraflarında İbrime kadar Afrika'da gezmiş ki o günkü şartlarda Osmanlı Devleti'nin sınırları ve hemen sınırlarının, yani Hinterland'ı dediğimiz bölgelerin tamamını gezmiş büyük bir gezgin. Bu kadar büyük bir coğrafyayı gezmiş esasında başka bir gezgin yok. Yok. Ve bazı yerlere 2-3 defa gidiyor. Birkaç kere gidiyor. Bir başka husus tabii, yani mesela genellikle baktığımız zaman batılı seyyahlara ya da daha sonraki, çünkü 17. yüzyıldan sonradır seyahat geleneği aslında. Yani tabii antik dönemlerde bir takım belki seyahatler var ama esas dünyadaki seyahat literatürü de 17. yüzyıl sonrasıdır. Doğru. Onlar da genellikle tek yönlü bir güzergah seçerler. Ana yol boyunca gidiyor. Ağırlıklı olarak mesela batıdan doğuya gelen seyyahlar, işte Haçlıların güzergahı, Kudüs hac yolu olduğu için hac yapmak için gelenler ya da denizden, yani Körfez, Hindistan'a gitmek ya da işte Körfez ülkelerine, Körfez bölgelerine, ülke demeyelim o zaman, ülkeler yok. Hocam affedersiniz, bu efendim Evliya Çelebi'nin sevgili seyirciler seyahat haritasıymış. Bu yapan gruba, yayıncılığa bir daha söyle Erhan, bir daha sefere mor, simsiyah, koyu kahverengi, maun falan basına hiçbir şey anlaşılmıyor. Yok, yakından baktığın zaman görülüyor da koyu renk tabii, ekranda şey olmuyor. Gözükmüyor, yakından da gözükmüyor. Yani o belli. Evet efendim. Hocam affedersin. Yani bak mesela şeyi söyleyeyim hocam affedersin. Uyvar, Estergon, Budin batıda mesela. Nerede bunlar? Viyana,
Yani Estergon Budin Macaristan'da gittiği yerler mesela. Varat Romanya'da mesela gittiği yerlerin bir kısmını söylüyoruz. Yani mesela Şibenik, Kilis bunlar Hırvatistan'da bugün artık. Yani bütün Arnavutluk. Yani bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının bulunduğu coğrafya ve dışına çıkıyor. Viyana'ya kadar gidiyor. İhsan biliyor muydu? Samet Bey sormuş. Yani şimdi Evliya Çelebi'nin tabii aldığı eğitimden dolayı Arapça... O poliglot gibi geliyor çünkü yabancı kelimeler yazmış. Yani lisan bilme konusunda çok işaretler var aslında. Yani Arapça, Farsça bir kere zaten eğitimin bir parçası olarak var. Kelimeleri enteresan bir şekilde söylerken, yani çok ve kesir kelimelerini yan yana kullanmak suretiyle ciddi bir şey yapıyor. Ama enteresan bir şey var. Biliyorsunuz onun duvar yazıları var. Almanya sınırında, Almanya sınırında yazdığı bir yazı için diyor ki, çünkü burası Alman sınırıydı ve Almanca yazdım diyor. Yani ilgi çok varmış. Yüksek. Yani, hocam zaten sen şeyi söyledin de soruyor. Affedersiniz, birimizin cep telefonu mu açık? Yok. Cızırtı geliyor diyorlar. Hı. Telefon şeyi geliyor diyorlar. İlk üçü telefonu kapat lütfen. Oradan gidiyordu. Tabii hocam, affedersin, mesela her gittiği yerde halkın konuştuğu lisandan örnekler yazıyor herhalde eserine. Evet. Yani bu Yunanistan'da, Macaristan'da vesairede. Bu şu açıdan önemli tabii. O dönemde kullanılan Macarca, o dönemde kullanılan Yunancayı'dan örnekler veriyor. Bu tabii bu kadar gezen insanın birçok dili anlaması ve kullanması da normaldir.